Ben dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takım komutanı, onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi, baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları, üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım, gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul, nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele, konuştu. Memleketi avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse git. Burayı bana emanet eden kumandanım, kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için buset ve ona de ki. Kol ağası ön yüzbaşı demek. Buset dediği ellerini öp diyor komutanımın. Sonra kumandan olduğu takımın makinelisi gibi gürledi. Ona de ki gönül komasın. Ona de ki 11. makineli takım komutanı Iğdırlı onbaşı Hasan o günden bugüne bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım dedi dersin. Öyle yazdım diyor İlhan Bardakçı. Türkiye'ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat'a gittim. Askeri kayıtlardan kol ağası Mustafa Efendi'nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 11 yıl geçti. 1982'de bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafın var dediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılı telgrafta. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Bu cümleyi biraz daha derli toplu söyleyeyim. Rehberden gelen bir tek cümle vardı telgrafta. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. İşte İlhan Bardakçı Kudüs'te karşılaştığı Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hikayesini böyle anlatmıştı. Kimsenin haberdar olmadığı bu birlik son nefesine kadar Kudüs'te kalmayı sürdürmüştü. İHA İnsani Yardım Vakfı. Yaklaşık bir asır sonra Gazze'de inşa ettiği camiye Mescid-i Aksa muhafızı Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın ismini verdi. İsrail Kudüs'te ezanı yasaklamaya çalıştığı günlerde Gazze'deki Onbaşı Hasan Camii'nden ilk ezan sesi duyulmaya başlandı. Sonra resmi bulundu. Şu anda en azından elimizde resmi var. 90 küsur yaşında kaya gibi bekledi son Osmanlı askeri ve 1982'de veda etti.